Sayın Başkanım hoş geldiniz. Allah razı olsun. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Biraz geniş müsaade eder misiniz? Biraz geniş müsaade eder misiniz? Sayın Başkanım hoş geldiniz. Alış yerinizde Sayın Başkanım hoş geldiniz. Şeref verdiniz. 3400 makine sanayi. Şimdi arkadaşlar da çekiyorlarsa bizim o boşaltılmış olan Hoşgör Mahallesi şu anda çok perişan bir durumda. İşgal edilmiş durumda ne kadar uyuşturucu bağımlısı, ne kadar pislik insan varsa orada kentsel dönüşüm adında orayı işgal ettiler. Şu anda orada bir tane çivi çakılmıyor. Tam 6 seneden beri biz orada ızdırap çekiyoruz. Mümkünse bir not alıp orayı da bir ziyaret ederseniz saygılarımı arz ederim. Tamam, saygı benden efendim. Tamam, teşekkür ederim. Sorumunuz. Büyük bir kriz var şu an piyasada. Öyle maalesef. Esnaf zor durumda. Maalesef. Onu biliyorum. Biliyorum. Ama umutsuz olmamamız lazım. Vallahi olumlu işte pandemiden sonrası inşallah. Aşacağız. Pandemi biterse aşacağız inşallah. Aşacağız evet, inşallah. İnşallah aşarız. Evet efendim, hoşçakalın. Güle güle başkanım. Hoşçakalın. Kendi sermayesini koydu, kendi emeğini koydu, kendi alın terini koydu, sanayiyi geliştirdi, büyüttü. Orta Doğu'ya ihracat yaptı. Antep'in de çalışkandırdınız başkanım. Dolayısıyla Antep'in bizim sanayi açısından özel bir yeri var. Özel bir ağırlığı var. Aynen. Yani. Çok çalışkan bir yani şey. Öyle. Sayın başkanım biz çocuklarımızı ustasına teslim ederken eti senin yemeğe bizim diye teslim ederiz. Evet. O mücadelelerle bu esnaf ayakta duruyor. Öyle. İnşallah devamı. İnşallah devamı da gelecek inşallah. İnşallah. Eyvallah başkanım ayaklarınız. Sağlık hoş geldiniz. Evet. Teşekkür ederim. Burayı bize müsaade alabilir miyim başkanım? Teşekkür ederim. Eyvallah. Yanınıza sağlık, hoş geldiniz. Sayın başkanım. Sayın başkanım. Abi. Ver abi. Güzel. Tamam. Teşekkür ederim. Bir de ben alabilir miyim? Tabii. Sayın Başkanım, öncelikle Gaziantep'imize hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Şahin Bey Otosanayi'mize ziyaretinizden dolayı, esnafımızı onur ettiğinizden dolayı size ayrıca da teşekkürlerimi sunarım. Sayın Başkanım, burası Şahin Bey bölgesi. Şahin Bey bölgemizde şu andaki bulunduğumuz merkez Şahin Bey Otosanayi Sesi. Bu Şahin Bey Otosanayi Sesi 2012 yılında temel atılarak, 2014 yılında 1016 iş yeri olarak esnafımıza tahsis edildi. Bu iş yerlerimizde 3500 veya 4000'e yakın işçilerimiz var. Evet. Kalpelerimiz, çıraklarımız gibi işçilerimiz var. Tamam. Burada da bütün otosektör olarak da. Önceki yerlerimiz, şimdi size dergileri de gösterirsek, önceki yerlerimiz eski Karacar bölgesiydi. Evet. O bölgeden taşındık, bu bölgeye geldik. Yani şu anda da iş yerlerimiz tamamı ustalarımızın mülkiyetine geçmiştir. Güzel. Esnafımızın herhangi bir sıkıntısı yoktur. Ondan dolayı şimdi size esnaflarımızın da bazı soruları olacak. Şimdi biz burada bir genel başkanımız değil de bir adı kardeş gibi sizlere öyle bir sorular sorulacaktır. Sizin de bizlere soruları olacaktır. Ondan dolayı ben şimdi soruları sormadan önce ben açık ve net konuşmak isterim. Evet, çok evet. Şeyim. Ben siyasi partimiz belki ayrı olabilir ama siz bizim başımızın tacısınız. Sağ misafir ettiğiniz onur etmek bizim görevimizdir. Bizim iki ay önce bir şeylerimiz vardı, bir sıkışmamız vardı. Evet. İl başkanımızdan, İrfan Bey'imizden, vekillerimizden, buradaki CHP'li olan arkadaşlarımızdan hepsinden senin huzurunda teşekkür ederim. Tamam. Allah razı olsun. Biz il başkanımızın yanına gittik, köy muhtarı yanına gittik. Çayımızı içtik, kahvemizi içtik, yememizi şey yaptılar. İrfan Bey'i her aradığımda Allah razı olsun her şekilde bize yardımcı oldu. O konuda sizlerin huzurunda tüm ekibinize, tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Sayın Başkanım, buradaki olayı eski Karacar bölgesindeki yerlerimizden ilgili sizlere şunları bir şey yaparsak. Ben yani çok kötü bir yalandı. Evet. Bana bir şeyler verir misin madem? Yani merdiven altı yerlerimiz vardı. Şimdi daha şu şekilde güzel, daha güzel oldu. Sizlere de Allah razı olsun. Güzel. Devletimizden de Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Şu şekil bir projemiz oldu. Bunları tekrar şu şekilde yani ustalar çok mağdur durumda yaşayanlar vardı. Biz bu şekilde. Evet, şartlar da iyi. Aynen, şartlar hiç iyi değildi. Şurada daha belli olur. Öbürünü veririz daha sonrası. Ustalar merdiven altı gibi yerlerde çalışırken yani şimdi merdiven daha altı güzel yok. Şimdi daha güzel oldu. Tamam. Şimdi bu şekilde çalışarak daha güzel oldu. Güzel. Bir de şunları al. Tamam Osman'ım sen.
olsun şu eski Karadar bölgesi, çok az önceki arkadaşımızın bahsettiği yer. Buraların boşaltısı çok zor durumdadır. Şimdi buraya herhalde bir planlama yapabiliriz. Var, var başta. Orada şimdi bir şeyler var. Bazı ustalarımızın belki yıkımdan dolayı mağdur olduktan dolayı ondan dolaşıyormuşlardır. Buradaki ustalarımızın çalışma sistemleri bu şekilde çok zor durumdaydı. He. Şimdi şu alanımız komple Şahin Beko Sanayi Sesi bölümü oldu. Rahat bir sizlerin demek demek sağlık. Diğer arkadaşlarımız da hep el birliğine oldu zaten bunlar. Hep insan Allah razı olsun. Tabii. Bu şekilde sanayi sistemimizde şu anda rahat bir bölümünde çalışmaya devam ediyoruz. Yani önümüzdeki seçimlerde belediye meclis üyesinin mutlaka en azından birinin ikisinin esnaf olması lazım. Güzel. Doğru da bir. Başkan burada. Başkan burada. Belirleyecek olan başkan, yetkili olan başkan, çünkü Gaziantep'i en iyi bilen başkan, değerli milletvekillerimiz de burada. Söz. Ben şunu da sana göstereyim başkanım. Sağ olun. Bayram günü başkanımıza arabana bin yanımıza geldi. Evet. Tek başına geldi. Güzel. Teşekkürler. Güzel. Eyvallah. Sağ olun. Sabitleşmiş bir siyasi anlayış. Evet. Devlet her zaman kalıcı ve partiler geçiriyor. Öyle. Hükümet geçiriyor. Evet. Ne yazık ki günümüz şartlarında şu anki yapılan olan haksızlıklar bütün vatandaşın en küçük yerine kadar rahatsız etmiştir. Evet. Ülkemizde bu hırsızlık olayını kalkması lazım. Bundan sonraki yönetimler, iktidarın da buna iyi bir anayasa maddesi çıkaracak ki o madde kesinlikle en küçük çocuğun dahi hakkını savunacak şekilde bir plan çıkmak gerekiyor. Şu anki mevcut olan hükümetimiz bir anayasa değişikliği yapıyor ama kendi kılıfına göre anayasa değişikliği yapmaya çalışıyor. Kendi kendini patlamaya çalışıyor. Ne yazık ki ülkemizdeki bu sıkıntılar her zaman için artmaya devam ediyor. Milyon dolarlar birilerine peşkeş ediliyor. Buradaki mazlum halk da her zaman kesilmeye mahkum kalıyor. Devlet burada ne yapıyor? En küçük esnafı konusunda biniyor, devamlı esnafı kontrolmaya çalışıyor. Sen bunları karşılayıp parayı alıyorsun ve başka holdinglere parayı aktarıyorsun. Bir de bir siyasi anlayış olmaz. Bunlara neden ceza verilmedi? Buna hükümet neden duyarsızlık kaldı? Ben bunu anlamış değilim yani. Buradaki insanların hepsi emekçi insanlar. Emekleriyle vergisini veriyor, elektrikten vergisini veriyor, sudan vergisini veriyor. Evet. Devletin bütün bakanlar, yetkilileri herkese peşkeş çekmiş durumda. Burada insanlara, vatandaşa olarak oluyor yani. Ben bu vatandaşa diyorum ki sizler buna oy verirken bunları biz hak edecek ne yaptık acaba? Ben oy verdim. Hakimiye ben oy verdim. Evet. Ben bunu hak edecek ne yaptım? Benim çocuğumun ne suçu vardı? Benim kardeşlerimin ne suçu vardı? Ben onu hak edebiliyorum. Bizlere bunu yapılmasını ben hiçbir zaman suçlarsız görmüyorum. Bunları gelmeyeceğiz. Sizlerin de inşallah bir kenara gelsiniz. Bunlara duyarlı kalacağını da ben eminim. Anasını bir yapan bir görüşüyorduk. Evet. Ondan sonra Allah razı olsun. Şunu ifade edeyim, samimi olarak düşüncemi ifade edeyim. Siyasette bir kirlenmişlik var. Yani hepimiz biliyoruz yani. Özellikle hani devleti yöneten insanların temiz olması lazım. Hukukun üstünlüğüne inanması lazım. Artı temizlik sadece sözde değil, çalışmayla, günlük hayatıyla, vatandaşa hesap vermekle diyorsunuz vergi ödüyoruz. Vergi ödüyorsanız vergiyi kullanan kim? İktidar. İktidar da bunu nereye harcadığının hesabını vermek zorundadır. Tabii bunu yapmak zorundadır. Şimdi bunun yolu anayasa değişikliği değil. Bunun yolu siyasi ahlak kanunu çıkarmakla olur. Bunu da bugün belediye başkanlarıyla konuşurken bütün Antepli kardeşlerime de söz verdim. 83 milyona da söz verdim. Gerçekten bir siyasi ahlak kanunu çıkarmak zorundayız. Bir siyasi ahlak. Yani siyasetçi meclise geldikten sonra temiz olmalı. İhale peşinde koşmamalı. Nereye bir adam yerleştiririm diye olmamalı. Kimden rüşvet alırım, ihale takip ederim. Bunlarla bağlantısının olmaması lazım. Siyasetçinin temiz, vatandaşın derdini. Burada dert varsa diyelim ki başkanı gelip dinleyecek. İlla iktidar partisi şart değil. Yani biz dinleriz, diğer partiler dinler. Ama gelirler mecliste sizin dertlerinizi dile getirirler. Parlamento sorunlara ortak çözüm üreten bir yerdir. Kutuplaşma yoktur orada. Olmaması lazım. Orada sorunlar vardır. Sorunlar nasıl çözülür? Ben derim ki şöyle çözülür. Bir başka arkadaş da şöyle çözülür. Ama hedef ne? Sorunu çözmek. Sorunu çözmek yani. Şimdi bu dönemde esnafın çok zor durumda olduğunu biliyoruz. Gerçekte büyük sıkıntı var. Sadece bu Antep için geçerli değil. Türkiye'nin her tarafındaki esnaf için aynı sorun var.
Eğer biz temiz siyaseti getirebilirsek, vatandaşın ödediği vergileri doğru yerlere harcarsak, bu memlekette işsizlik olmaz, bu memlekette esnaf kazanır. Ya esnaf dediğimiz orta direk. Evet. Yani rahmetli Özal orta direk derdi. Ya direk kalmadı, ortada bir şey yok yani. Böyle bir sıkıntı var ama çözeceğiz. Allah'ın izniyle çözeceğiz. Sözüm söz, çözeceğiz yani. Çözeceğiz. İnşallah. Çözeceğiz. Var mı? Çözeceğiz. İnşallah. 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 Antep'te ciddi bir değişimin adımlarını attık. Aynen. Yani Antep'te oyumuz düşüktü. Bunu belediye başkanları seçiminde de söyledim. Kabahat Anteplilerde değil, kabahat bize. Aynen. Kardeşim sen gittin esnafın çayını kahvesini içtin de, derdini dinledin de esnaf sana oy mu vermedi? E dinlemiyorsun, yapmıyorsun, konuşmuyorsun, hep kavga ediyorsun. Aynen. Esnaf da sana oy vermiyor. Şimdi bu tabloyu burada tamamen değiştireceğiz. Değiştireceğiz yani. 1983 yılından bu yana ben bir siyaseti takip ederim. Evet. 83 yılından beri siyaseti takip ederim. Evet. Seçim zamanı, bu A Parti, B Partisi değil. Evet. Seçim zamanı bize yerler. Biz yerlerinde tamam halledeceğiz. Hani kası döndür gider. Bu iktidar da olsa, muhalefet de olsa. Size şahsım ve esnafım adına şöyle teşekkürde bulunmak istiyorum. Seçim dönümü olmadığı halde bizi ziyaret ettiğiniz için sizin de Ramazan Bey'in dediği gibi aynı siyasi parti yönetimi olmayabiliriz. Ben İYİ Parti Şahin Bey yönetim üyesiyim. İlçe yönetimdeyim. Ben ilçe yönetimdeyim. Aynı farklı bulunmamız aynı kulvardayız. Tabii. Farklı görüş olabiliriz. Her şeyden önce insanız. Az önce dediniz siyasi ahlak. Tabii. Biz kutuplaştırıldık. Ben daha önceki gazete köpürlerine bakardım. Çok özür dilerim. Rahmetli Demirel'e, rahmetli Özal'a dansöz kıyafeti giydirirdi. Evet. Bunu tebessümle karşılarlardı. En ufak bir AKP karşıtı bir yorum yaptığın zaman bir siyasi meydana çıkınca potansiyel teröristsin. Potansiyel teröristsin. Bu çok yanlış. Biz kutuplaştırıyoruz. Örnek vereyim. Coşkun abimle ben farklı görüşte bir umucu olabiliriz. Evet. Biz kardeşiz. Efendim beraber çalışıyorsunuz, oto sanayinde çalışıyorsunuz, birbirinize selam vermek zorundasınız, birbirinizin çayını kahvesini içmek zorundasınız. Kutuplaştıran siyasetçiler, vatandaş değil. Ben şöyle bir yaşanmış bir olaydan bahsediyorum. Tabii, tabii. Sayın Kılıçdaroğlu, geçenlerde Kudüs'teki malum İsrail'in hain saldırısından dolayı üzüldük. Evet. Kudüs'te hocamız, Türkiye'ye de Filistinler için dua ettik. Evet. Dua ettik. Tabii. Kahrolsun İsrail'lik. Evet. Ben şöyle bir şey istemiştim. Maalesef din adamları Allah'ın emrinde olacak. Siyasetin emrinde olmamalı. Evet. Siyasetin emrinde olmamalı. Öyle. Dedim ki ya Doğu Türkistan'da zulüm gören din kardeşlerimiz var. Evet. Kudüs bizim için kutsaldır. Evet. Mescid-i Aksa bizim için kutsaldır. Doğu Türkistan'da zulüm gören arkadaşlarımız, din kardeşlerimiz de zulüm görüyor. Öyle. Keşke onlar için de bir dua edilse. Başkan çay sağ ol. Din görevlilerinden aldığımız mesaj şu. Ben bir ülkenin cumhurbaşkanı değilim. Ben ülkenin Dinayet İşleri Başkanı değilim. Alman iyi ki olmamışsınızdır. Ebu Cehil'e, Ebu Leheb'e komşu olmuşsunuz. Ben bunlar için dua edilmiyor. Dua edilmedi. Siyasetin emrinde oluyor din adamı. Bu yanlış. Bizim her şeyde kutuplaşmamız lazım. Ya, evet. Onlar dua etmese de biz dua etmeliyiz. Bizim tabii dua onlar etmemiz lazım. Onlar anmasa da biz anmalıyız. Kudüs'te de gerçekten dediğim gibi Doğu Türkistan'da da. Sizinle ilgili konuya geleceğim. Evet. 18-19 yıldan beri bu iktidar genel olarak muhalefet olarak konuşayım. Karşısında sert bir muhalefet yaklaşımı görmediği için aslında mevcut iktidarın sokak dilinden konuşulmadığı için siz diğer muhalefet partileri için söyleyeyim devlet dilinden konuşuluyor. Mevcut iktidar sokak dilinden halkın daha çok anlayacağı dilden. Bundan konuştuğu için rahat bir şekilde geldi götürdü. Ya Allah bismillah Allahu ekber açalım kapıyı gidelim. Biz gittik öyle. Şimdi İstanbul Ankara'yı kaybettiğinden kaybettikten sonra bir ciddi anlamda bir yara aldı. Önemli olan bu yarayı daha yeni şekilde açmak ve iktidara gelmemiz. Geleceğiz. Milletin desteğiyle inşallah için, geleceğiz. Sizin şu andaki 250 belediye başkanınızla il il dolaşmanız benim gözümde çok artık puan. Sağ olun. Kısa bir fıkrayla geçmek istiyorum. Ya hadi fıkra önemli. Yok. Şimdi Sayın Vekil, Sayın Genel Başkan. Evet. Temel'le Dursun arkadaşmış. Dursun Temel'in ailesine bir acı bir söz söylemiş, hakarette bulmuş. Temel'in eşi de bunu Temel'e söylüyor. Diyor ki, Dursun diyor böyle böyle bize diyor acı bir söz söyledi. Sen dur diyor, ben ondan diyor hesap soracağım diyor. Apar topar
Temel'in yanına gidiyor. Pardon, Dursun'un yanına gidiyor. Dursun da masa kurmuş, yeme içme, ziyafet var. Gel kardeşim, gel otur diyor. Konuşuyorlar, muhabbete dalıyorlar. Gece yarısı oluyor, evine geliyor. Evine geliyor. Nereden geliyorsun diyor, Dursun'un yanından geliyorum diyor. Ne oldu diyor, hesap sordun diyor. Hamdolsun, o konu gündeme gelmedi. Baydır meselesi. Evet, biliyorum. Son bir şey daha söyleyeceğim. Son bir şey daha söyleyeceğim. Bir dakika, özür dilerim. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Merhabalar. Genel Başkanım. Ali Bey'e şahsın üzerinde çok evet. Teşekkür ederim. Evet. Karkamış Belediye Başkanımız. Evet. Çok hassas bir Ali Bey görmemiz çok iyi oldu. Öyle. Çalışıyor. Ali Bey, evet. Ali Bey çok zor şartlar arasında Sayın İlçe Başkanımız evet. Mehmet Polat Bey de aynı şekilde evet. Canla başla ilçemiz için mücadele ediyor. Şahin Bey Karkamış Belediyesi'ndeki iş makineleri AKP'den devraldıktan sonra Sayın Başkanım kaç tane makineniz kaldı? İş makineniz? İş makinemiz yeterli. İş makinemizi alın. Ben şimdi sen söylemesin. Evet. İmkanlarımız da şu anda ilçemizi Barak çevre yollarımız, Barak evet. Çevre yollarımız harabe bir halde. Hizmetimiz yoktur. Sayın Ali Doğan Karkamış Belediyesi'ni aldı diye Karkamış ve Barak yöresi cezalandırılıyor. Biz de ödüllendireceğiz. Yani ödüllendirecek olan, ödüllendirecek olan Karkamış'ta yaşayan vatandaşlar. Elinden gelen çabayı gösteriyor. İyi niyetle yapıyor. Güzel şeyler yapıyor gerçekten. Bakın asgari ücreti 3100 lira yaptı orada. İnsanlar biraz daha para kazansın. Esnafa gitsinler, alışveriş yapsınlar. Bu yapılıyor. Ama ben bir temel fıkrası da ben anlatayım. Buyurun. Temel hırsızlık yapmaya karar vermiş. Evet. Gece elinde testere, demir testeresi şeyi kesiyor. Nedir o? Evet. Demiri kesiyor. Evet. Evet. Dursun yakalamış. Demiş ki ya ne yapıyorsun sen? Ben kemençe çalıyorum demiş. Ama bu kemençenin hiç sesi çıkmıyor demiş. Bunun sesi yarın çıkacak demiş. Evet. 19 yıl şimdi ses çıkmaya başladı. Ses çıkmaya başladı. Allah bundan sonra gelecek iktidara evet. Bize evet. Allah yardım etsin. Türkiye Cumhuriyeti'nin en güçlü ikinci partisi olarak evet. Sizlere bir sorum evet. Olacak. Tabii. Şimdi asgari ücret 3000 lira. Şimdi 3000 liradan 2825 lira. 3000 lira diyelim. Şimdi bunlara biraz destek amaçlı çıkmak lazım. Nasıl evet. Destek amaçlı çıkmaz? Gerek belediyelerimiz tarafından, gerek evet. Hükümetimiz tarafından, evet. Gerek muhalefetimiz evet. Tarafından şöyle bir destek çıkılması lazım. Şimdi asgari ücreti ben 3000 lira diyelim. 3000 lira asgari ücretten oturan bir insan 500 milyarlık bir ev alabilir mi? Alamaz. Alamaz. 1500 lira aylık var. 1500 lira aylık var. Evli çocuğun doğalgazı şunlar bunlar 2000 lira, 1000 lira parası kalıyor. Şimdi sizlerden ricam, siz alamazsınız dediğin için şurada şöyle bir konu var. Ben bu her zaman gündemimde ve asgari ücretten çalışan tüm kardeşlerime evet. Gerçekten nazıyorum. Şimdi ülkemizde çok hazine yerleri var. Evet. Bak bunu gündeme getiren tabii. iktidar partisi olur. Eğer bu evet. Gündeme getiren kişi gerçekten de iktidar partisi olur. Evet. Şimdi biz herhangi esnafımızı tekrar söyleyeyim konuşmalarımda yanlış olmasın. Esnafın evet. Partisi olmaz. Tabii. Esnaf hizmete bakar. Evet. Şimdi Şahin Bey bölgesinde hazine olan bölgelerde 10 bin adet ailelere 10 bin adet konut yapıldı. Kime verildi bu? Üzerinde motosiklet olmayan kişilere verildi. Askeri ücret olan kişilere verildi. Bak askeri ücret güzel. Demek ki insan ev alabiliyormuş öyle. Burada. Evet. 10 bin adet Şahin Bey'de güzel. Bu şekilde evler yapıldı. Güzel. Şimdi sizlerden de ricam, meclise bunu getirerekten, yani şimdi bizim mesela diyelim evde Kur'an var, işte şura koma günah, evet. Yukarı evet. Koma günah, aşağı koma günah dedikleri zaman biz onun içerisinde ne var olduğunu bilemeyiz. Evet. Burada da hazine malı, zaten vatandaşın malı. Öyle. Bunu vatandaşa açmak lazım. Vatandaş bu hazine mallarını... Toprak parası çok pahalı olduğu için insanlar ev alamıyor burada zor durumda. Öyle. Toprağını devlet verecek sadece inşaat bedelinden ilgili vatandaşa sunulursa bütün vatandaşlarımız ev sahibi olur. Kiracı insanlar ev sahibi olur. Yani bunun üzerine durursak gerçekten de ev sahibi olmak çok kötü bir şey. İnsan 50 yaşında olmuş, 60 yaşında olmuş bir ev sahibi olamamış. O insan da bu dünyaya yaşamaya gelmiş. Öyle. Yani bunun için bu hazine olan yerleri gerçekten de canlandırmamız lazım. Bunları insanların hizmetine sunmamız lazım. Mesela şu andaki bulunduğumuz yer hazine malıdır. Evet. Buralarda konut var. 5-10 bine yakın evet. Konutlarımız var. Eğer ki pandemi sürecinde bizler burada kiracı olsaydık bizler tamamen dükkanımızı kapatır giderdik. Çünkü 5 bin lira, 6 bin lira biz aylık veremezdik. Kira veremediniz. Malımız yani. Olduğu için işte bundan kurtardık. Ama ne oldu? Burası hazine malı bir işlek oldu.
devletimize faydamız evet. oldu, insanlara faydamız oldu. Yani sizlerden izlem bu hazine mal orada beklemeden bir şey olmaz. Bunu insanların bunu gündemine sunalım. Ya sadece inşaat bedeli versinler. Toprak çok pahalı olduğu için bizim bu bölgelerde... TOKİ onun için kuruldu. 1 milyon, 2 milyon evler var. Yani evet. yaz o insanlar da yaşasın. Yani sen askeri desin Bodrum'da otur olayı evet. olmasın. Yani sizlerden diyeceğim bunu bir gündeme getirirseniz çok da güzel olur Sayın Başkan. Gündeme getirdik ama bir daha getirelim. Bir daha getir başkan. Çünkü şöyle sadece asgari ücret değil onun altında Aynen. da şey olan var. Aynen. Aylık alan var. Dolayısıyla bunların da ev sahibi olmaları lazım. Yazık başkan. Bizim bakın bütün Aynen. büyükşehir belediyelerinde kentsel dönüşüm yapılırken hiç kimse mağdur edilmiyor. Herkese evi teslim ediliyor. Araya müteahhit girmiyor. Evet. Müteahhitle vatandaş yan yana gelmiyor. Muhatabı belediye oluyor. Aynen. Belediye hem müteahhidin hem de vatandaşın garantörü oluyor. Aynen. Dolayısıyla o çerçevede evini teslim ediyor. Binalar yapılıyor. Okulu, efendim yeri geldiğinde sağlık ocağı, parkı, bütün sosyal donatı alanları yapılıyor ve teslim ediliyor. Aynen. Çok düşük bedellerle böyle Aynen. yapılan çok sayıda Aynen. yerimiz var. Aynen. Yani işte. Bunları da geliştiririz. Ankara'da yeni mahalle Aynen. yaptık, İstanbul'da yaptık, İzmir'de şu anda yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Geçenlerde gene yaklaşık 1500-2000 konutluk bir yer tekrar evet. kentsel dönüşüm oldu. Kimsenin cebinden 5 para çıkmıyor. Gayet güzel yapılıyor yani. Yapılır. Az sana zahmet başkanım. Bununla ilgili gerçekten insanın ev sahibi olsun. Çok zor durumda insanlar. Asgari ücretten de vergi almamak lazım. Aynen. Aynen. Yani asgari ücretin parasını şeye aynen. vereceksin. Aynen. Asgari ücretliye vereceksin. Aynen. Başkanım. Buranın sorunları hakkında bize bir ara yardımcı olan Uğur Kalkan Bey'e evet. sağ evet. Başkan hoş geldin. Meclis üyesi çok yardımcı oldu. Yardımcı oldu biliyorum. Haberim var. Haberim var. Evet. Haberim var. İl başkanımız sağ olsun. Allah evet. razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Hepsine de ayrı ayrı teşekkür ederim. Elimizden uçar gider tamam. diye şey yapıyoruz. Tamam. Onu yerine tamam. bir tane adam istiyoruz. Tamam. Bir tane başkanım. Evet. Benim şikayetim şu. Şimdi başkanım biz devletten bir şey istemiyoruz. Evet. Sadece şunu istiyoruz. Bize yardımcı oldu sanırım. Şimdi ben Allah göstermeye çalışırken başıma bir kaza geldi. Evet. Şimdi ben 7500 iş günüm var. Emekli dolundum. Yatırmazsam Bağbur'umu çalıştıramıyorum. Evet. Elim kırıldı çalışamıyorum. Bağbur'a gidip işsizlik fonuna verip kendi para alamıyorum. Evet. İş sahibi olduğum evet. için. İş yerim kafalı kalsa ekmeğimi götüremiyorum. Bunun için bir çalışmalarınız var mı? Bunlara bu sivil toplum mesela oda, birlik, test yönetimi, yani daha biz teskin başkanını, birlik başkanını, federasyon başkanını evet. bu sanayide görmedik. Çok şükür. Evet. Yani derdimiz ne? Kimse sizi dinlemiyor. Benim sizden ricam burada esnafın içinde partinize bizi anlayabilecek insanlardan seçmenizi istiyorum Sayın Başkan. Bunu herkese söylüyorum. Evet. Bu sigortayla ilgili mesela ben çalışamazsam esnaf ayağım kırıldı çalışamıyorum. Bana kim para verecek? Daha gururluyum para alamıyorum. Evet. Bunun için ne yapmanız lazım? Yani bunun sizin bir bilginiz var. Yani bunun için siz de çalışma yapabilirsiniz. Şimdi bunun için aile destekleri sigortası dediğimiz bir sigorta dalı var. Bu 1971 yılında Türkiye taahhüt etmiş, meclisten geçirmiş aile destekleri sigortasını çıkaracağım diye. Diyelim ki siz çalışıyorsunuz. Hiç çalışmayan birisi de düşünün. Yani evet. emekliliğini doldurmuş ama yaşı bekliyor. İş de bulamıyor. Dolayısıyla aylık da alamıyor. Bu adam nasıl geçinecek? Bunun çoluk çocuğu var. Evet. O zaman araya aile destekleri sigortası giriyor. O kişiye emekli oluncaya kadar aile destekleri sigortasından başka işi yoksa aileye destek veriliyor. Bunu dediğim gibi Türkiye 1971 yılında çıkarmayı taahhüt etmiş, meclisten de kanun çıkarmış. 102 sayılı sözleşme. Fakat 50 yıldır yapmıyorlar. Yapmıyorlar. Bunun çıkması lazım. Bu çıkarsa Türkiye'de bu açıkta kimse kalmaz. Ne çocuk, ne kadın, ne siz, ne başkaları. En azından karnı doyar. Yani sosyal devletin gereği yerine getirilmiş olur. Biz bunu taahhüt ediyoruz. Yapacağız diyoruz. Yapacağız. Yani göreceksiniz. Yani Türkiye'de şöyle, eğer bir evde gelir yoksa herkes perişan olur. Siz diyorsunuz Bağkur primimizi ödeyemedik, sağlık hizmeti alamıyoruz. Alamazsınız. Ama aile destekleri sigortası olsa alacaksınız. Dolayısıyla vatandaş aç ve açıkta kalmamalı. Kişinin doğumundan ölümüne kadar, doğumundan ölümüne kadar, öldükten sonra da varisleri varsa onların güvenliğine kadar, ekonomik güvenliğine kadar devlet sağlamak zorundadır. Bunun adı sosyal devlet. Bunun yapılması lazım.
Tabii belki siz ilk kez duyuyorsunuz aile destekleri sigortasını. Evet. Ama bunun olması lazım. Bakın. Diğer devletler uyguluyorlar ama bizde yok. Ya niye yok? Fransa'da var, Almanya'da var, İspanya'da var, Amerika'da var, Kanada'da var. Niye bizde yok? Bizde de olması lazım. Sayın Başkanım, kanunu var, işlevi var. Şöyle, sözleşmeyi uygulayacağımızı taahhüt etmişiz devlet olarak 1971 yılında. 9 sigorta dalını uygulayacağımızı taahhüt etmişiz. En son işsizlik sigortası çıkmış. 9. sigorta dalını çıkarmıyoruz. Neden? O bana muhtaç olsun, ben ona yardım edeyim, o da bana oy versin. Mesele bu. Buradan devleti, yani buradan vatandaşı kurtarmak lazım. Vatandaş istiyorsa hangi partiye gitsin oyunu versin. Ama devlet o vatandaşın güvenliğini sağlamak zorundadır. Devlet ayrı, parti ayrıdır. Bakın devlet bakidir, partiler geçici süre. Vatandaş yetki verir, gider yönetirsiniz. Sırası gelir, başkasını seçer, o geri çekilir, başkası gelir. Ama parti devletleşirse bu olmaz. Bugünkü tablo çıkar ortaya ya. Sayın Başkanım. Arkadaşımız emekli olduğunda 7000 günü vardı. 9000 günü doldurması lazım. 9000 günü. Aylık bağlama oranını düşürdüler. Daha az aylık alsın diye. Bir şey söyleyeyim. Öyle. Yok efendim, var dünya kadar emekli aylığı var ya. Yani dünya kadar... Ben de bunu soruyorum. Tabii. 2008'den sonrasını, 2008'den ondan sonrasını niye bu şekilde yaptınız? Şöyle, biz yapmadık. Bakın bir şey söyleyeyim. Yok yok, ben sizi yaptınız. Tabii. Bu olay... Tabii. Niye mecliste bu konuşulmuş? Niye mecliste bu emeklilerle ilgili yasa çıkarılmıyor? Yasası tekrar evet. Bu 2008'de mecliste görüşülürken ben milletvekiliydim. Bu görüşülürken biz ya büyük haksızlık yapıyorsunuz diye meclisi terk ettim. 2008'de. Şimdi 2008 öncesi, 2008 sonrası emeklerin aylıklarında en az 1000 lira fark var. En az. Onlar 1000 lira fazla alıyor, siz 1000 lira az alıyorsunuz. Emeklilik yaşı uzatıldı. Prim ödeme gün sayısı yükseltildi. Aylık bağlama oranı da düşürüldü. Ben bir ara dedim ki 1500 liranın altında dünya kadar insan aylık alıyor. Önce itiraz ettiler. Sonra en düşük aylık 1500 olsun dediler. Demek ki doğruyu söylüyoruz yani. Tezgahın adı ne bunun? Torna. Torna. Demir işliyorsunuz. Aynen. Şimdi bir adam komponanın ağzı tırnak yapmış. Ayar yapılmadığı için ağızlar omuzumuz yürütme yapıyor. Sağ olasın. Başkanım çok pahalı yaptı. Başkanım hoş geldiniz. Gel orada bir yapın. Başkanım ben ya ben. Başta sen ver ya. Geri gel. Sana en pahalı yapan ustalarımız zaman. Yok yok yok, öyle pahalı yok bizde. İnsan işçi çalıştırıyoruz ya. Evet. Bizim işçilerin sigortaları, mesela normal sigorta primi evet. 1200 lira böyle bir şey olmasın. Evet. Bizim yanımızda çalışan yani böyle esnafa daha düşük evet. Bir yani prim ödeme şekli gibi böyle bir çalışmanız var mı? Böyle bir şeyiniz var şimdi mı? Öyle bir çalışma yok. Yok. Öyle bir çalışma yok ama prim oranları yüksek. Prim oranları gerçek yüksek. Prim neden? Prim oranları yüksek çünkü evet. Hani esnafın yanında çalışıyor ama sanayicinde fabrikada da çalışıyor. Aynı rakam alınır yani. Bir tek çiftçiler için farklı bir oran var, daha düşük bir oran var. Onlar da hani sürekli çalışamadıkları için. Ama oran düşürülebilir, daha makul bir düzeye getirilebilir. Şunu demek istedim. Veya evet. Asgari ücretten vergi kalkabilir. İşte onu diyecektim. Yani misal biz işçi bulamıyoruz. Niye bulamıyoruz? Adam benden misal, ya bu kardeşim de yanımda çalışıyor. Evet. İki kişiyiz zaten. Adama ne diyor? Bana sigorta yaptırabilir misin? Çocuğum ben kendi bağırımı yatıramıyorum ki sana sigorta evet. Yaptırayım. Evet. Yani senin anlatmasını... Ben anlatmasını yanımızda daha uygun misal. Esnaf evet. Yani şu evet. Çiftçi sigortası da ya esnaf sigortası primi. Evet. Bunun gibi bir şey yani. Böyle bir çalışma yani. Primleri daha düşük. Yani bizim ödeyeceğimiz. Primlerin makul olması lazım. Makul, evet. Makul evet o yani, anlamda söyledim yani. Zaten. Yani en azından biz de yani geleceğin ustaları şu anda yani inancın Suriyeli çoğu çalışan. Niye? Çünkü Suriyeli biz sigorta yaptırmıyoruz. Efendim başa bir hakları yani evet, vermiyoruz açık konuşayım yani. Bir de hak edemiyorlar zaten. Evet. O yüzden yani. Evet, evet. Bizim şeyimiz, benim en büyük şeyim de o yani. İşçi bulamıyorum çünkü evet. İşçi benden sigorta istiyor. Evet. Ben kendi bağırımı yatıramıyorum ki işçini yatırayım. Evet. Yani bu şekilde bir şeyimiz var yani. Büyük bunda bir sıkıntı var. Evet. Evet.
Başka da bir şeyimiz yoktur Allah'a şükür. Ayaklarınıza sağlık. Sizi tanıdığıma, görüşmeye çok memnun oldum. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi usta olarak yetiş sen de. Anlamadım. İyi usta olarak yetiş diyorum sen de. Ya bize şey verirse usta başkanım. Usta çırak ilişkisi evet, önemli yani. Bizim yani şeyimiz olsa, biz tornacıyız, yapmayacağımız evet, bir şey evet, yok. Evet. Ama yok işte. O hele Antep. Hele Antep'te bunlar evet, olur yani. Evet. Tornacının yani siz söyleyin, ben burada her şeyi yaparım. Evet, evet. Yaparım, üretirim evet, yani. Öyle. O kapasitemiz var da imkanımız yok. Evet, evet. Duruyoruz bir yerden sonra. İnşallah o da olacak. İnşallah. 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 Oldu sizler anlatmayı. 30 yıl, 31 yıl emeğim var. Evet, evet. 30 yıl, 1 yıl emeğim var. Evet. Şu an 3800 lira emekli ikramiyesi maaşı alıyorum. Maaşı, evet. He. Yani. Doğru değil. Yani insanları işinden etmek, devlete çalışıyoruz, devlete zarar veriyor diye bakmak, vatandaşı potansiyel suçlu olarak zaten bizi en çok yıpratan potansiyel biliyorum, suçlu olarak görme düşüncesi. Evet, evet, biliyorum. Yani haricinde bir yıpratan bir şey yok. Bazen o kadar acımasız oldular ki ya onlar işte pazarda KYK'lı pazarda bir şey satacak da çoluk çocuğuna bakacak. Pazardan tezgahı bile kaldırdılar bunlar pazar açmasın diye. Yani şimdi bu insanlar evet, bizler için, evet, ben o zaman cezaevindeydim, bizler için bunların karıları kızları bizlere helal diyen vekilleri vardı. Evet. Ve o vekiller hakkında hiçbir şey konuşmadılar. Evet. Yani siz bu insanlara nasıl böyle bir şey diyorsunuz? Benim çocuğum Trend yolunda çalışmak için evet, müracaat etti ve Trend yol şirketinin söylediği kelime şu: babası KHK'lı, çocukları babasından daha tehlikeli. Biz bunları istemiyoruz. Yani bu insanlar bizleri, çocuklarımızı, geleceğimizi, torunlarımızı, bak benim oğlum nerede? Oyna Şükrü, gel baba buraya. Bizim çocuklarımızın hepsini bakalım, mahvetmek zorunda değiller. Değiller. Öp oğlum. Tabii, değiller. Yok, bakın benim çocuğuma sorarsanız, oğlum okumak istiyor musun? Yok. Neden okumak istemiyorsun babam? Benim babam abilerim okudu. Onları hapse aldılar ve ben de okumak istemiyorum. Buyurun bizim. Bu çocuk 10 yaşında tabii, ve düşüncesi şu an bu. Yani bu düşünce ne zamana kadar gidecek? Benim çocuğumun potansiyel suçlu olarak görünmesi, konuşması. Asla yani benim bu çocuğum 6 yaşından beri bu sıkıntı, 5 yaşından beri evet, bu sıkıntıyı çekiyor. Ne zamana kadar sürecek bu sıkıntılar? Aşılacak. Ha biraz, güven dersen biraz esnaf arkadaşlarımızın evet, hepsine evet, sorabilirsiniz. Bize tam güveniyorlar. Güvenirler bak, tabii. Güveniyorlar çünkü tabii, Allah var. Tabii, hepsine tabii, sorabilirsiniz. Tabii. Güvende sıkıntı yok. Ama teşekkür güveni ederim. Güveni sağlayan elinizdeki siyahlık. İşte diyorum ya, yok ben tabii, anlamını hakkıyla. Zaten bir, eski mesleğim bu tamircilik. Bir, ben hala terim, tamircilik evet, yapıyorum. Evet, 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 evet. Peki. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Eyvallah. Başkanım, teşekkür ederim. Merhabalar. Ben çok seviyoruz başkanım. İyi misiniz? Ben okumayı çok istiyorum başkanım. Lise okuyorum aynı zamanda. Tamam. Lise. Ama önüm kapalı olduğu için geldim burada. Abimle birlikte. Ben de üniversite mezunuyum burada. Sanayide dükkan açtım. Öyle mi? He? Evet. 2 yıldan beri. Evet. Hedefin ne? Hedefim tamirci olmak başkanım. Çünkü evet, çok fazla iş imkanı olmadığı için okuyunca evet, mecburen emeklilik yapacağız. Evet, evet. İşçilik yapacağız. İnşallah size güveniyoruz başkanım. Başkanım. İnşallah. Hepsini düzelteceğiz inşallah. İnşallah başkanım. İnşallah. Okuyup tamirci olmayalım başkanım. Merhaba. Ustamız hazırlık yapmış. Eyvallah, eyvallah. Ya siz bayağı ciddi ciddi hazırlık yapmışsınız. He? Ben ağlıyorum. Hoş geldiniz, tamam ki efendim. Çok teşekkür ederim. Başkanım hoş geldiniz. Sağ olun. Çekeriz, çekeriz. Hep beraber burada olalım isterseniz biraz sonra. Hadi zaman. Başkanım hoş geldiniz. Bu aracın nesi var? O kaza yapmış başkanım. Kaza yapmış. Onun motoru inik burada. Motoru tamamen burada indirmişsiniz. Evet, evet, daha evet, da düzeceğiz. Evet, evet, evet. Neyse, markası ne? Markası Siren. Evet. Evet. Hadi bakalım. Başkanım bir de bir şeyler değineceğim. Son zamanlarda araç parçasını, araç yani biz şu an ajan tacardan parçalık hocam. Başkanım çok haddine fazla zam geldi. Maliyeye yaka çok zam geldi. Müşteri mağdur, biz mağduruz. Ve iş yapamak duruma geldi gerçekten. Yani bu zamlara bir şey, Ahmet, yani bir sorun bulsanız, bu esnafın önünü açacak bir tane... Başkanım bir fotoğraf çektim, ne istiyorum senden? Esnafın önü açılacak. İnşallah. Biraz rahatlayacak. İnşallah. Biraz sabredin. İnşallah. Nasıl olsa bu sandık gelecek. Evet. Benim İnşallah. Sizden isteğim şu, bakın evet, onu rahatlıkla söylüyorum. Evet başkanım. Ya bu siyasetin kirlilikten arınması lazım. Evet. Vatandaşları tamam, kamplaştırmamamız lazım. Hı-hı. Türkiye çok büyük bir ülkedir. Türkiye evet, güçlü bir ülkedir. Tabii, ama tabii, bu siyaset Türkiye'yi bu hale getirip evet, sonucu. Evet, evet, evet.
kimin eli kimin cebinde belli değil. Buradan Türkiye'yi kurtarmamız lazım. İnşallah. Ahlaklı bir siyaseti getirmemiz lazım. Çalışıyorsunuz, üretiyorsunuz, alın teri döküyorsunuz. Ya siyasetçinin sizden gurur duyması lazım. Önünüzdeki engelleri kaldırması lazım. İstihdam yaratıyorsunuz aynı zamanda siz. Bu yeteri kadar üzerinde durulmuyor. Ben bunun farkındayım. Yeteri kadar önem verilmiyor. Ben bunun farkındayım. Ama bunu yapacağız yani. Emin olun yapacağız. Böyle başkanım, ben de aynı zamanda çiftçiyim. Evet. Tarlamızı sürecek, odak alamıyoruz. Evet. Mazotun litresi 7,5 lira olmuş. Öyle. Yani öyle, maalesef. Şimdilik. Evet. Daha artacak. Ektiğimiz ürünü evet. Satıp da yerine mazot alamıyoruz. Bir, evet. İlaç 2, gübre 3. Yani biz bana çok mağdur durumda var. Biliyorum, biliyorum. Yani yatlara, özel yatlara mazot, benzin 2 liradan verilirken neden çiftçiye bu 7,5 liradan veriliyor? Çiftçi olduğu için. Yani nasıl olsa diyor ki oyu çantada yani çiftçi üretmeli ki, hayvancılık yükselmeli ki, tarım yükselmeli ki bu ülke daha da ileriye gitmesi lazım. İnşallah. İnşallah. Saman ithal eden ülkeden, saman ihraç eden ülkeye geçmek lazım. Evet, evet. Başkanım, evet. Öyle. Gençlerle birleşin. İyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? Okula gidiyor musun? Evet. Dersler nasıl? Çok iyi. En sevdiğin ders hangisi? Matematik. O zaman bir daha tokalaşalım. Sayın Başkanım. Gerçek anlamda bir usta olacağım. Allah razı olsun. Sizden bir ricamız var. Bizim Karkamış Belediye Başkanı biliyorsunuz. Yalnız bir kuryede tek. Faktör olarak yalnız. Öyle. Ona destek çıkmazdı. Diğer bekliyoruz. Belediyelerimiz kardeş olarak ona bir yardımcı olsunlar. Tabii. Biz kendisini seviyoruz. Yalnız kaldı oraya. Öyle bile şey yapamıyor bu arada. Ben de Karkamışlıyım. Yerim benim dükkanım burası. Evet. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Yani yoluyla, suyuyla, elektriğiyle. Yani. Bir de su sıkıntımız var Sayın Başkanım. Yok yalnız. Çabası da az. Anı Başkanım ulaşmaktan çok zorlanıyor yani. Tamam. Bir ikincisi şu dükkanlarda tebele var başkanım. Evet. Bu ülkede bak bunun adına vergi alınıyor. Burası site. Sitede tebele vergisi olmaz. Siz daha iyi bilirsiniz. Evet. Olur mu? Evet. Olmaması lazım. Olmaması lazım. En kötüsü 500 lira bugün tebele vergisi geliyor. Yıllık 500 lira. Bak bugün evet, cumartesi bak dükkan boş. Evet. İş yapamıyoruz yani. Evet. Millet geliyor adam diyor ki ya değişim ne kadar? 500 lira. Şu hale kalsın diyor. Para yok ki yaptırsın adam. Evet. O zaman biz mevzilerini boş oturuyoruz yani. Bunları bir gündeme getirirseniz. Siz bizim kalbimiz gözümüzsünüz Sayın Başkanım. Eyvallah. Sağ ol. Eyvallah. Sağ ol. Ben tekrar sarılıp kapıda sarılıp bir daha sarılıp. Tamam. Başkanım. Gel sağ olun sayın. Sağ olun. Sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Sizler nasılsınız sayın? Sağ olun. Teşekkürler. Güvenlik güçlerine her zaman şükran duyuyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Bazen şehit de veriyoruz ama o bizi acıtıyor. Başarılı olmanızı istiyoruz. Memlekette eğer huzur varsa sizin sayenizde. Ben karanlık odaklar olduğunu da biliyorum ama eğer güvenlik güçlerinin önüne hiçbir engel çıkarmazsa bütün karanlık odakları onlar ortaya çıkarırlar. Buna da yürekten inanıyorum. Çünkü uzun süre çalıştım. Ben de 27,5 yıl kamuda çalıştım. Bir engel olmazsa bürokrasi kendi içinde bütün o kendini temizleyebiliyor. Size şükran borçluyuz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.